Hello everybody and welcome back to our today's lesson. Salam edildi iyileşler. Hem meğerde biz Şunköy'ü sapağımızda hoş gördük. Gelin onunla başlayalım. Gelin ne olmadı iyileşler. Burun sapağımızda da başlayalım. Yani burun sapağımızda ön kurunun köyünü 12 tane harflamanın üstüne T'de 4 tane harfları öğreniyoruz. Yani öğrenci harflamanın ilkinci şey M. Yine orta par M. M, M, Mam. Yine orta par M, M, Mam. Mam demeklik Ece demekli anladı ya. İndi harfımız N. Yine orta par N. Onda N, N, Nurse. Yine orta par N, N, Nurse. Yani Nurse demeklik şifağat uyusu demek ki anladı ya. Devam edelim şimdi harfimiz O. Yine orta par O. Onda O, O, Orange. Yine orta par O, O, Orange. Orange demeklik apelsin demek ki anladı ya. Devam edelim şimdi harfimiz P. P, P, Pen. Yine orta par P, P, Pen. Pen demeklik ruçko demekli anladı ya. Gelin şimdi şarplamı da değişti bir gün mesele edelim. Gelin şimdi indiki unutmayalım da seyredelim. Yani ne mi diye? Listen and chant. Yani dinleyiz hem de dinleyiniz. Gelin onunla dinleyelim. This is my mum. M, m, mum. This is my nurse. N, n, nurse. This is my orange. O, o, orange. This is my pen. P, p, pen. Gelin şimdi yankinin aydınımızı tercüme edelim. Başlayalım. This is my mom. M, m, mom. Yine orta par. This is my mom. M, m, mom. This is my mom demeklik bu benim Ecem. Onda Ecem değil yani söylediğin mislinle M sesiyle başlayıp Mam deyip aydıl ya. Devam edelim. This is my nurse. N, N, nurse. Yine orta parayla alalım. This is my nurse. N, N, nurse. This is my nurse demeklik bu benim şefağat uyum. Yani şefağat uyuyorsa İngilizce'nde nurse deyip aydılıp n harfi ya da sesi bilen aydıl ya. Devam edelim. This is my orange. O, o, orange. Yine orta par. This is my orange. O, o, orange. And this is my orange demeklik bu benim apelsinim demekli anladı ya. Yani apelsin değil yani söyledim İngilizce'de O harfi ile aydılıp O deyip eşliğe de orange deyip aydıl ya. Devam edelim. This is my pen. P, P, pen. Yani this is my pen demeklik bu benim ruçkam demekli anladı ya. Onda ruçka değil yani söyledim İngilizce'de P harfi ile yazılıp P diyeyim aydıl ya da pen diyeyim sözün öyle aydıl ya. Gelin onu indik örgümemizden devam edelim. Yani ne mi diyoruz? Biz şefağat uyusunu ne mi'nin bağlığını bilecek olayım. Yani onu ruçko, pen ya da apelsin, orange. Birincimiz bize göre közlün. M, m, mam. İkincimiz n, n, nurse. Onda
En harfimizi sayılayarız. Devam edelim. O, o, orange. Anna, o harfimizi sayılayarız. Devam edelim. M, m, mam. Anna, M harfimizi sayılayarız. Devam edelim. P, p, pen. Anna, P harfimizi sayılayarız. Devam edelim. P, p, pen. Yani P harfimizi sayılayarız. Devam edelim. O, o, orange. Yani O harfimizi sayılayarız. Anna, what has the nurse got? Şepağat uyusunda neme bak? She has got an orange. Anna, şepağat uyusunda apelsin bar. Yine hormat dilleşler, şunun bilen burk mühendisi tutorial, gelin indi kurk mühendisi seyredelim. Yani bu kurk mühendisi neme diyeriz? Okuyat hem de eşleyen M, N, O ya da P seslerimizin daşını tehlikleyeriz. Gelin onda başlayalım. Mesela my mom is a nurse. Yeni orta yapar. My mom is a nurse. Yani benim ecem şefağat uyası. Onda bu sözümüzde biz şu harflerimizi görüyoruz mu? Yani M, N, O, P. Elbette mam diyemizde M harfimiz, yani M sesini görüyoruz. Hem de nurse diyemizde N harfimiz, yani N sesimizi görüyoruz. Onunla biz M hem de N harflerimizin taşını tekrar biliyoruz. Devam edelim indik setimiz. She's got an orange and a pen. Yine orada yapar. She's got an orange and a pen. Yani onu apelsin hem de ruçko bar. Gelin yine yeni orta parçaya edelim. Şu setimizde M, N, O, P harflarımız bar mı? Yine mesela she's got an orange diyemizde O harfimiz, yani O sesimiz, hem de pen diyemizde P harfimiz, yani P sesimiz ba. Onunla biz O hem de P seslerin taşını tekrar biliyoruz. Devam edelim, indik setimizde seyredelim. She can eat the orange. Yine orta yapar. She can eat the orange. She can eat the orange demeklik ol apelsin yiyip bilyer demekle anlatıyor. Şimdi bu setimizde M, N, O, P harflarımız var mı? Seyredelim. Elbette orange diyemizde O harfimiz. Yani O sesimiz var. Onunla biz orange diyemizde O harfimiz. Yani O sesinin taşını tekrar biliyoruz. Devam edelim indik setimiz. She can write with the pen. Yine orta yapar. She can write with the pen. She can write with the pen demeklik ol ruçko bilen yazıp bilyer demekle anlatıyor. İnni biz bu setimizde M, N, O, P harflarımız var mı? Elbette, yani pen diyemizde P harfimiz, yani P sesimizin taşını tekrarla biliyoruz. Yine hormatlı iyileşler, şu ilk sapağımızın şuradan ibaret. Okay everybody, this is the end of our today's lesson. Till next time. Yine hormatlı iyileşler, biz şunun bilin, biz şu ilk sapağımızı geçirip utoruyoruz. Sapağımızın ahirine, biz sizin ehliğinize, ilim, bilim, eyleminle ulusunlukları arzu ediyoruz. Şu mümkünçlükleri de öğretmenin hormatlı prezidentimize köp köp sağ olsun ediyoruz. Bu hormatlı prezidentimizin canına ömrü uzak olsun. Hoş, sağ olun.